Bir daha onunla görüşmeyeceksin, tamam mı? Eğer görüştüğünü görürsem, duyarsam pişman olursun. Sen benim ne deli olduğumu biliyorsun. Her şeyi yaparım ona göre. Gizli de olsa, zor da olsa görüşeceğim. Başım belaya girecek ama biliyorsun. Umumda değil. Görsen bir masa hazırlamış. Mumlar, şaraplar, çiçekler. Vallahi bugüne kadar ben kızımdan böyle bir şey görmedim. Tevfik, kızının sevgisini kıskanmış olabilir misin? Yok canım, hak etmeyen birine bu özeni gösterdiği için kızdım sadece. Haklısın, haklısın da o öyle düşünmüyor tabii. Kartal ona göre dünyanın 8. harikası. Gerçek yüzünü görmesi zaman alacak. Ya adam hıyarın tekiyim diye bağırıyor. Bizim kız da kör müdür nedir? Kızım ben sana göre biri değilim, tamam mı? Ailem beni sevmedi. Bu ilişkiyi nasıl yürüteceksin ki? Ayrılalım gitsin. Kartal hani beni sevdiğini söylüyordun? Nasıl bu kadar kolay vazgeçiyorsun? Haberi aldın mı? Hangi haberi? Mahmut tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış. Eyvah. Babam tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış. Şirin buradaymış. Yo, aramadı. İsterseniz siz bana adresi verin, biz onu gidip arayalım. Ya ne yapıyorsun ya? Vallahi özledik Şirin'i. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Murat, Şirin için gelmiştim. Biliyorum. Murat! Aman yarabbim. Şükür kavuşturana. Bizim niyetimiz Şirin'i götürmek. Ya. Bizim daha güzel fikrimiz var. Murat burada kalsın. Bilmem, olur mu acaba? Ama geçen sene biz Şirin'in sizde kalmasına razı olmuştuk. Doğru. Yeşil! İyi oldu, iyi oldu. Vallahi size zahmet olacak ama... Aa, ne zahmeti? Hay Allah. Kız almaya geldik, oğlanı verdik, gidiyoruz. İşte. Ay Tevfik, harika bir gündü vallahi. Teşekkür ederim. Sen bana niye teşekkür ediyorsun? Sen asıl Murat'a teşekkür et. Hadi iyi geceler. Yarın görüşürüz. Dur ben seni eve kadar geçireyim. İyi peki. Vallahi çok iyi yap. Çocuklar oldu benim. Çok vallahi. İyi olur. İyi geceler Tevfik Bey. Keyfin tıkırında değil mi? Bırak o silahı Mahmut. Başını iyice belaya sokma. Ne yapıyorsun? Daha ne olacak be? Artık ne ünvan ne de ailem. Kim bunların sorumlusu ha? Bu soruyu kendine sor. Ama ben sana soruyorum. Çünkü cevabı sende. Mahmut kendi hatalarını başkalarının üstüne yıkma. Çocuklaşma. Bu şekilde hiçbir yere varamazsın. Ben nereye varmak istediğimi çok iyi biliyorum. Madem ki ben mutsuzum. Yapma! Tevfik! Tevfik! Tevfik iyi misin? İyi misin? Baba! Baba! Neredesiniz Nurgül? Tevfik! Allah'ım neredesiniz? Thank you.
Çabuk olun yetişin. Kimse yok. Anne! Anne! Sezik abi. Ne oldu baba? Anne ne oldu? Nurgül çabuk bir ambulans çağır. Çabuk. Baba açın seni. Ne oldu? Kim ateşi? Baba bahmet. Neden karşımıza çıktı? Başına gelenlerden Tevfik sorumlu tutuyor. Baba ne olur bir şeyler yapın. Ahmet. Ahmet. Ahmet aç gözlerini ne olur. Baba. Baba aç gözlerini. Allah, ne yaptım ben? Bir insan öldürdüm. Susturma beni. Belki her şey için güç olur. Sen hayatıma anlam kattın. Anlıyor musun? Yapayalnız bir adamdım. Yapayalnız. Beni ölürsem bilmeni istiyorum diye. Ne oluyor? Ne oldu? Merak etmeyin, sadece bayıldı. Tevfik. Tevfik, bunu atlatacağız. Sakın, sakın kendini bırakma. Benim için ne kadar önemli olduğunu bir bilsen. Bakalım sen sokağa bak, tamam mı? Tamam oldu. Dedin ne olur. Ah.
Selam. Yardıma ihtiyacım var. Saat kaç, haberin var mı? Ne bu halin? Gözünü seveyim, beni içeri al. Yoksa ayvayı. O belli de. Bakalım bizim hanım ne diyecek bu duruma. Sabah erkenden giderim, merak etme. Bizim başımızı da belaya sokma da. Sabaha ne kaldı şu uçurasında Selam? Peki. Çok kan kaybediyor. Kan bulmuş. Hasan. Çabuk arayın. Hasan arayalım. Çabuk. Durgun telefonun yanında çabuk. İnşallah. Numara aklımda değil. Ver, ben biliyorum. Alo. Evet. Hande sen misin kızım? Dur yavaş anlat, anlayamıyorum. Evet. Anne ne oldu? Ah yavrum. Hemen geliyoruz, merak etme. Hemen. Ah ah ah. Görüyor musun babanın yaptığını Hasan? Anne söylesene ne oldu? Tevfik'i vurmuş. Hastanedeler. Çok kan kaybetmiş. Kan verilmesi gerekiyormuş. Seni istiyorlar, kan grubunuz aynı ya. Hazırlan, hemen gidelim anne. Ben üstümü değişeyim, hemen gidelim. Ay Allah'ım. Sakın kötü düşünme, tamam mı? İyi düşün ki iyi şeyler olsun. Kolay mı? Halini gördün. Nasıl da kan kaybediyordu. Allah'ım ne olur ona bir şey olmasın. Olmayacak anne, göreceksin. Merak etme. Tamam. Tamam. Annemlere haber vermedim ben. Çabuk gel. Biliyor musun sen numarayı? Söyle numarayı. İnanmıyorum. Numarayı unuttum. Neydi? Telefon al, hatırlarsın. İnşallah uymuyorlardır. Alo anne. Anneciğim çok kötü bir şey oldu. Babam hastanede. Mahmut denen adam Hasan'ın babası. Ateş etmiş babama. Ne olur çabuk gelin. Şey, Göztepe'de minibüs yolunda Çemezler Ahmet kalk. Çabuk, ne olur çabuk. Nerede? Hasan. Hadi çabuk, ne yapmamız lazım? Dur oğlum, telaşlanma. Doktor geliyor şimdi. Sen de yeni ameliyat oldun, bir sakıncası olmasın. Ben hazırım. O da yeni ameliyat oldu, bir sorun olur mu acaba? Anne şimdi bunu düşünmenin sırası mı? Ben iyiyim, bir şeyim yok. Hadi o zaman. Merak etmeyin. Önce gerekli tetkikleri yapacağız zaten. Kız Hasan. Gönül, siz de şöyle oturun. Ahmet, yer at çocuğum orada. Başarı geçti. Kurşun omuza saplanmıştı, çıkardı. Allah'tan kemiği kırmamış. Tek sorunumuz çok kan kaybetmesi. Delikanlı tam zamanında yetişti. Şimdi beklememiz gerek. Sabah durumu daha netleşir. Hepinize geçmiş olsun. Yani iyi mi? Söylediklerinizi böyle mi anlamalıyız? Hastamız bir ameliyat geçirdi, bunu unutmayalım. İyice emin olmak için yarın bekleyelim. Tamam. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun doktor hanım. Sağ olun. Of, nedir bu başımıza gelenler ya? Bir gün iyi bir şey olmayacak mı? Merak etme, iyi olacak. O mahalleye taşındınız, başınıza gelmedi kalmadı. Ben söyledim size. Of, anne bunun mahallenin ne ilgisi var Allah aşkına? Böyle belalı tipler oralarda oturur. Bunda anlamayacak ne var? Ne oldu? Kocanız yakalandı mı? Bilmiyorum ki. Benim de olanlardan yeni haberim oldu. Canım, adam kötü bir iş yaptıysa ailesinin bunda ne suçu var? Ben bir şey mi söyledim? Ayrıca söyleyecek çok şey varken. Biz elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz. Aldığımız karşılığa bak.
adamın ailesiyle sorunu var. Bedelini Tevfik ödüyor. Bana da susmak, terbiyeli olmak düşüyor. Hepimizin sorunları oldu. Ama kendi işimizi kendi içimizde hallettik. Böyle ortalığa dökülmedik. Ne kadar üzgün olduğumu anlatamam. Keşke kurşun bana saplansaydı. Ama olanlar bizim elimizde değil ki. Siz şanslısınız. Mahmut gibi bir kocanız olmadı. Ama olabilirdi. Bütün bunlar sizin de başınıza gelebilirdi. Hiç sanmıyorum. Ben öyle biriyle evlenmezdim. Ah anne, ne olur bu konuyu kapatalım artık lütfen. Evet Hande haklı. Şimdi bunları tartışmanın sırası değil. Tevfik için dua edelim de bir an önce iyileşsin. E tabii ya. Nurhayat. Nurhayat. Nurhayat elimi tut. Nurhayat. 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 Elimi tut. Nurhayat kim? Buyurun benim. Hasta sizi sayıklıyor. Yanında bulunsanız iyi olur. Geliyorum. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Tevfik. Beni duyuyor musun? Yanındayım, merak etme. Gözünü açana kadar da elini bırakmayacağım. İyileşeceksin biliyorum, hatta eminim. Tevfik, daha yapacak çok şeyimiz var. Daha yeni başladım. Merhaba. Merhaba. Of. Çok güzel rüyalar gördüm. Hepsinde sen vardın. Hep buradaydın. Biliyorum, hissettim. Bu bana kuvvet verdi. Günaydın. Günaydın. Hattımız iyi görünüyor. Bir muayene edelim bakalım. Ben de dışarıdakilere haber vereyim. Tahlilleri bakayım. İzninizle doktor hanım. Evet. Hemşire hanım şu önlüğü çıkart. Önlüğü mü? Yavaş. Garip bir şey. Evde kimse yok. Markette de kimse yok. Tevfik abileri aradım, orada da kimse yok. E ablamın cep telefonu cevap vermiyor. Hep birlikte bir yere gitmiş olmasınlar? Nereye gidecekler ki? Yani neyse, biraz sonra yine ararım. Merak ettim.
Ata binmeyi denemek ister misin? Çok zevkli bir şey. Ben bilmem ki. Hiç denemedim daha önce. Her şeyin bir ilki vardır ya. Bugün de senin ilk denemen olsun. Tamam. Nasıl olsa Atakan var. O bana ne yapacağımı gösterir. Ben inerim. Hadi bakalım. Gel Murat. Gel bakalım. Anne. Şimdilik geçmiş olsun. Tamam. Çok fazla kalmayın yanında. Hasan. Oğlum artık iyice kan kardeşi olduk desene. Öyle oldu Tevfik abi. Ama bizi çok korkuttun vallahi. Bende öyle kolay pes edecek göz var mı? Ama bir an öteki tarafa gidiyorum sandım. Ne yalan söyleyeyim. Babacığım ne olur böyle konuşma. Şakasını bile yapma. Az önce karakola telefon ettim. Mahmud'u yakalayamamışlar. Yapma ya. Ya başladığı işi bitirmeye çalışırsa? Hiç sanmıyorum. Şimdi korkudan ölüyordur. Bence saklanacak. Biz gene de temkinli olalım. Ben bir bodyguard tutmayı düşünüyorum. Oo. Amana bakma Zerrin, ne oluyor Allah aşkına? Ben bu işe gönüllüyüm. Ben de. Bak, iki tane aslan gibi koruyucum var. Artık sırtım yere gelmez. Profesyonel biri gerekiyor. Bu işin şakası olmaz Tevfik. Baba annem haklı olabilir. Aa, saçmalamayın Allah aşkına. Ne yani, ben evden markete korumayla mı gideceğim? Kapıda duracak, sonra eve götürecek. Heh, hiç bana göre değil. Ayrıca sakınan göze çöp batar. Ne zaman çıkarıyorlar? Doktor yarın çıkabilir diyor baba. Biz gelip seni alırız. Of. Koruma isteme tamam. Ama artık seni yalnız bırakmayız. Bırak da bizim içimiz rahat etsin. Buna itiraz etmem albayım, tamam. Seyiklerim yanımda olsun. Bunu kim istemez? Şimdi herkes işine dönsün. Hadi. Gördüğünüz gibi ben iyiyim. Tamam. Ayrıca iki tane hemşirem var. Merak edecek bir şey yok. O zaman ben de gidip marketi açayım. Ahmet sen benimle gel çocuğum. Ben de geleyim Nurayet abla. Hasancığım sen önce iyileş, sonra düşünürüz bunu. Evde sıkıntıdan patlıyorum. İşte kasada otursam. Ayakta olmadığıma göre bir zarar olmaz değil mi? Peki o zaman hadi. Gönül Hanım biz de gidip dükkanımızı açalım bari. Ben hazırım Muhtar. Akşama görüşürüz. Ben uğrayacağım. Hoşça kalın. Geçmiş olsun Tevfik abi. Geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşça kalın. Gözde biz eve gidip babana temiz çamaşır falan getirelim. Yarın çıkacak, üstünde başında bir şey yok. Tamam anne. Ben buradayım, merak etmeyin. Bir şey istiyor musunuz evden? Bana da temiz bir tişört getirir misiniz anne? Tamam, biz çıkıyoruz. Hadi Gözde. Babacığım iyisin değil mi? İyiyim canım, iyiyim. Hadi görüşürüz. Biz gidip geliyoruz. Tamam canım. Bay bay. Bir günde neler oluyor görüyor musun? Mahmut yakalanmadan hiçbirimizin içi rahat etmeyecek baba. Başına gelenlerden beni sorumlu tutuyor. İlla da bir günah keçisi lazım ya. Allah'tan yanında Nurhayat abla vardı. Ya öyle kala kalsaydın? Ya iyice kan kaybetseydin? Evet Allah'tan o vardı. Bütün gücü de yanımdaydı. Hayal meyal hatırlıyorum sanki. Çok başka türlü bir insan o. Az bulunur cinsten. Gerçekten öyle baba. (Gülüyor)
Baba. Efendim. Ona beğenmenin ötesinde bir şeyler hissediyorsun değil mi? Hadi baba, niye böyle şeyler konuşamıyoruz ki seninle? Bence onu seviyorsun ama arkadaş gibi değil. Evet. Bu çok güzel bir şey baba. Nuriyet abla tam sana göre biri. Ayrıca biz de onu çok seviyoruz. Yani Gözde ve ben. Yani. Yani? Daha ne bekliyorsun ki? Hayat geçiyor. Baksana mahalleye taşınalı bile bir sene oldu. Ne yapmam lazım sence? Evlenme teklif et. Ne? Evlenme teklifi mi? Evet babacığım, evlenme teklifi. Bunda panikleyecek bir şey yok ki. Vallahi sizin nesil canavar gibi. Böyle konuları biz düşünürken bile utanıyoruz. Baksana sen ne güzel söylüyorsun. Ya istemezse? İstemezse de bunu çok kibarca yapacaktır bence. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi davranacaktır eminim. Kızım olur mu? Evlenme teklif etmişsin, reddetmiş. Hiçbir şey olmamış gibi hayat devam eder mi? Aman baba, biraz risk almayı öğren. Ya öyle olursa ya böyle olursa. Ne yapacaksın peki? Ömür boyu hayal mi kuracaksın? O da doğru ya. Evet haklısın. Cesaretimi toplamam lazım. Ha şöyle. Aslan babam. Ha canım kızım benim. Ağrısızın yok değil mi? Hemşireyi çağırayım mı? Yok iyiyim şimdi daha biraz daha. Bir tane de süt. 5.050.000 lira. Buyurun. Teşekkürler. İyi günler. Ah Sevim. Merhaba çocuklar. Merhaba. Nurhayat, duyduklarım doğru mu? Tevfik yaralanmış. Hı hı. Ama durumu iyi. Hatta yarın taburcu oluyor. Mahmutsa kaçtı. Bak şu işe ya. Sedat'la konuştu. Karakol aramış. Bir süre peşinden koşmuşlar. Ama sonra izini kaybettirmiş. Eninde sonunda yakalanacak. Kaçarı yok. Bu arada geri dönmesin de. Dönerse karşısında bizi bulacak. Artık Tevfik abiyi yalnız bırakmayacağız. Evet, Hasan ve ben onu evden alıp eve bırakacağız. Gördüğün gibi bu konuyu iyice abarttılar. Ben Mahmut'un tekrar geleceğini hiç sanmıyorum. Belli olmaz. Ama bence de artık korkar geri gelmeye. Akşama ne yapıyorsun? Hiç. Ha, akşamüstü hastaneye gideceğim. Aslında yanında kalmak istiyorum ama bana pek ihtiyaç yok gibi. Hastaneden sonra bilmiyorum, herhalde eve giderim. Seni yemeğe davet etsem? Ne zamandır şöyle bir baş başa oturamadık. Çok iyi olur Sevim. Hatta ben de hastaneye geleyim seninle. Sonra oradan bir yerlere gideriz ha? Tamam oldu. Evet. İyi günler. Gelmişken ben de bir şeyler alayım. Tamam canım bak sen. Nurhayat abla ben siparişleri hazırlıyorum. Tamam yavrum. Vay be harikasın. Zeyna gibisin Zeyna. Geçmiş olsun Tevfik Bey. Sağ ol. Gelişmelerden biz size haberdar ederiz. Buyurun. Sağ olun. Ne oluyor? Hiç normal prosedür. İfademi almaya gelmişler. Yeni bir haber var mı? Hayır, iz yok adamdan. Uçtu gitti sanki. Hande'cim, hadi sen git biraz dinlen. Biz buradayız.
Olmaz. Babamı dünyada bırakmam. Onunla birlikte çıkacağım ben. İyi de bir kişi refakatçi kalabiliyor Hande. Ya işte o refakatçi belli oldu. Ben kalabilirim. Hiçbir işim yok. Hande karar verdi. Biliyorsunuz artık kimse kararını değiştiremez. Zerrin. Zerrin. Bu kıza dikkat ediyorsun değil mi? Deli misin? Bir saniye gözümün önünden ayırmıyorum. Yine o herif arıyor belli. Heyecandan kalbi duracak sanki. Nasıl kurtaracağız bu kızı ya? Çok üstüne gitme baba. Biliyorsun inatçıdır. Bazen inat olsun diye yapıyormuş gibi geliyor bana. Düpedüz aşık ayol. Çocuklar ben çıkıyorum. Market size emanet. Ahmet, marketi kilitlemeyi unutma. Hı hı. Giderken de önce Hasan'ı eve bırak, tamam. Sonra eve dön. Tamam mı? Merak çocuk? Etme Nurayet abla. Annem uğrayıp beni alacak. Eh, peki o zaman. Hadi hoşça kalın. Selam söyle Tevfik abiye. Benden tamam de. Çocuklar, tamam. Acilen birini aramam lazım. İstersen buraya davet et. Gelirse tabii. Alo. Merhaba ben Ahmet. Elan'ın arkadaşıyım. Evde mi acaba? Tamam bekliyorum. Geliyor. Alo. Ela. Merhaba nasılsın? Arayamadım kusura bakma ya. Evde değildik. Ters bir şeyler oldu da. Görüşünce anlatırım. Buraya gelir misin? Peki. Olur yarın buluşalım. Nerede? Tamam. Hadi hoşça kal. Yine alışveriş merkezi. Ne meraklı bu kızlar alışveriş merkezlerine ya. Bütün gün beni aramış evden. Buraya gelemiyor. Misafirleri varmış. Hasan. Ya paran var mı? Bana biraz borç verebilir misin? Dur şurada. Bu kadar yeter mi? Yetmez. Üstünü bir yerlerden tamamlarım. Her şey çok pahalı. Para yetmiyor oğlum. Siz de pahalı yerlere gitmeyin. Bizim sahil kahvesi ne güne duruyor? Öyle yerlerden hoşlanmıyor ki. Ya paralı bir ailesi var. Başka bir hayat alışmış. Ama senin de orta halli bir ailen var unutma. Ben de idare etmeye çalışıyorum. Çiçekler çok güzel, teşekkürler. Vallahi ucuz atlatmışsın Tevfik. Ya. En azından omuz kemiği kırılabilirdi. Tabii. Nurayet resmen hayatımı kurtardı. Silah patladığı anda kolumdan çekti. Yoksa tam hedef kalbimde herhalde. Aman Allah'a korusun. Kararlı geldi. Vuracak yani. İnsan nasıl birini öldürmeye karar verir acaba anlamıyorum. Bize çok yabancı bir duygu ama savaşlar sence nasıl oluyor evladım? İşte böyle oluyor. Vallahi ben bir kedi ezeceğim diye korkumdan az daha kaza yapıyordum. Araba bir savruldu. Yok canım. O kadar da değil. Bu yüzden ölenler oluyor biliyorsunuz. Artık öyle bir durumda yapacak bir şey yok. Yok. Evet haklısın. Yani. Biz artık çıkalım mı Nurhayat? Sevim bu gece beni yemeğe götürüyor da. İki arkadaş ne zamandır şöyle bir baş başa sohbet edememiştik. Vallahi iyi yapıyorsunuz. Peki, geçmiş olsun. Sedat'la konuştum. Bugün mahkemesi varmış. Artık seni evde ziyaret edecek. Tabii canım. Zaten yarın çıkıyorum. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Ben uğrayacağım. Tamam. Geçmiş olsun yavrum. Hoşçakalın. Hadi yavrum. Hoşçakalın Nuray abla. Buyurun. Çok şirin bir evimiz var değil mi Meli? Tabii. Kim boyadı? Perdeleri kim dikti? Mutfak raflarını kim astı?
Çiçekleri kim getirdi? Bu halıyı kim aldı? Annem olsa gerek. Bu sabah getirip bırakacağını söylüyordu. Bu bizim tarzımız bir şey değil ki Melih. Nerede kullanacağız? Salonda değil herhalde. Yatak odası içinde çok büyük. Ne yapayım? Hayır desen bir araba laf isteyeceğim. Ben de bıraktım getirsin. Sonra kaldırırız. Önemli olan sonra kaldırmak değil. Annenin kendi zevkini bize empoze etmesi. Bundan vazgeçmesi lazım. Ben yoruldum artık Nurgül. Annem böyle bir kadın işte. Yapacak bir şey yok. Bu yaştan sonra değişmez. Sen biraz anlayışlı olsan idare ederiz. O gidince de istediğimizi kaldırırız. Aranızdaki bu çekişme en çok beni üzüyor. Ben çay koyuyorum. Şuraya bak. Kendimize ne kadar az zaman ayırabiliyoruz. Sahiden öyle. Zaman hızla akıp gidiyor oysa. Yaşamı kaçırdığımızın farkında değiliz. Sanki daha dün iki genç kız o köftecide oturuyorduk değil mi Sevim? Çengelköy'deki değil mi? Hmm. Ne güzel denir o hayat. Piyazı da müthişti. Vallahi öyle. Acaba hala duruyor mu? Ha? Bir gün gidip bakalım. Vallahi bakalım. Bazen Sedat da katılırdı bize. Sedat nasıl? İyi. Sevim. Evet. Bana bak. Bu konuyu niye açık açık konuşmuyoruz? Hangi konuyu? Seni ve Sedat'ı. Bu umutsuz bir durum bu hayat. Bence hiç açmayalım. Hayatı kaçırdığımızı söyleyen sendin. Bunu kastetmemiştim. Ben bunu anlıyorum. Senin mutluluğun ona bağlı. Durumu biliyorsun. Durumu hiçbirimiz bilmiyoruz aslında. Çünkü hiçbir şey yapılmadı henüz. Ne yapılmalıydı sence? Onunla konuşmalısın. Ne konuşacağım? Duygularından bahset. Sen delisin. Ay hadi. Kendimi komik duruma mı düşüreyim yani? Neden komik duruma düşesin ki? He? Onun bu konuda düşünmesini sağlayacaksın. Muhtemelen o da seni sadece arkadaş olarak görmeye alıştı. Başka bir gözle bakmasını sağlayacaksın. Bak, belki hemen olmaz. Ama düşünürse niye olmasın? Hı? Buna cesaret edemem. Buna cesaret et. Ya kendin için bir şey yap. Niye hep karşı taraftan bekliyorsun? Hem de senin gibi bir kadın. Bakma sen benim öyle tuttuğunu koparan halime. Böyle konularda çok kırılganım. Hepimiz öyleyiz Sevim. Hadi bir cesaret. Cesaret be Sevim. Hadi biraz. Hadi bakalım. Cesaret. Oh be. Alo. Oo Murat Bey, nasılsınız? Bütün gün aradın mı? Ya biz şeydeydik. Sakın söyleme. Bütün gün değil, uydurma. Ondan itibaren marketteydik. Annemle Tevfik abi toptancılara gittiler. Sen ne yapıyorsun? Ata mı bindin? Bizimki biniciliğe merak sarmış. Aman düşüp o nazik kemiklerini kırma. İyi, tamam söylerim. Annem yok. Sevim teyzeyle çıktılar. Tamam. Hadi hoşça kal.
Niye söylemedik ki Tevfik abinin hastanede olduğunu ya? Çocuğun yapacak bir şeyi yok. Niye keyfini kaçıralım ki? Abla, senin neyin var? Boş ver. Hep aynı şey. Kayınvalide durumu. Bir halı almış ki görmeniz lazım. Mehle de tartıştım biraz. Neyse boş ver. Arkadaşlığın için teşekkür ederim. Aa, arkadaşlık için teşekkür ederim de ilk defa duyuyorum. Gerçek arkadaşlıktan söz ediyorum. Karşısındakine iyice bakan, dertlerini anlamaya çalışan. Onun için mesai harcayan yani. Yoksa arkadaş çok. Benim arkadaşlıktan anladığım bu Sevim Hanım. Tamam mı? Yemek için teşekkür ederim. Bunu sık sık yapalım, tamam mı? Tamam canım. Ama söylediklerimi düşün, tamam mı? Tamam, düşünce. Hoşça kal. Nerede kaldın? Ne yapayım? Annem bir türlü yatmak bilmedi. Çok bekledin mi? Bir paket sigara bitirdim kızım. Özür dilerim. Hadi daha fazla geç kalmayalım. Nereye gideceğiz? Yeni açılan bir yer. Ben de ilk defa göreceğim. Ya taksi bulalım yani. Sabahtan beri esneyip duruyorsun. Ne bu halin? Ne oldu, uyuyamadın mı? Ben yatarken mışıl mışıl uyuyordum. Yok anneciğim, sabah çok erken uyandım da ondan. Allah Allah. Nasıl oluyor da ben seni sabahları yataktan kazıyarak uyandırıyorum? Sonra tekrar yattım ama uykum bölündü tabii. Babana üzüldün tabii. Tevfik, bugün evde iyice bir dinlen artık. Ne? Eve mi gidiyoruz? Allah bilir, sen markete gitmeyi planlıyordun baba. Evet, bir şeyim yok ki benim. Oğlum daha yeni ameliyat oldun. Kendine iyi bakman lazım. Ayrıca marketi merak etme. Her şey yolunda. Hasan kasayı gayet güzel idare ediyor. Ahmet canavar gibi servis yapıyor. Bugün ben de giderim hem yardıma. Oo güzel kızım. Herkese günaydın. 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 Hazır mıyız? Sen gelmeseydin keşke Zerrin. Biz taksiyle giderdik. Aa, olur mu canım? Ayrıca evde sana bakacağım. Hiç itiraz istemem. Herkesin işi var. Seni de iyi bakılman lazım. Hadi gidelim. Gel babacığım. İyisin değil mi baba? Gel Haşim amca. İyi günler.
Günaydın. Günaydın. Harika poğaçalar aldım. İnşallah kahvaltı etmedin. Etmedim. Ama etsem bile itirazım olmazdı. Nefis bir koku yayıldı etrafa. Bana da bir çay söylesene. Tamam. Hülya, bir çay getirir misin kızım? Tamam. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Harika, çok lezzetli. Güzelliklerin. Yavaş. Tevfik sen doğru yatağa. Yok yok hayır. Evde yiyecek bir şey var mı çocuklar? Dolap boşaldı anneciğim. Bir keski domates vardı onları da attım zaten. İyi o zaman. Siz ikiniz alışverişe gidiyorsunuz. Şimdi ben bir liste yapayım. Şoför sizi götürür. Hemen alıp gelirsiniz. Tevfik ne dedim hemen yatağa. Ya ben salonda otursam yatmaktan yoruldum artık. Olmaz. Belki öğleden sonra. Doktor ne dedi? Kesin istirahat. Hadi gel. Yavaş. Gül, ben sana soru soracağım. Gülme. Gülme. Sen de oradan alışverişten sonra markete git, tamam mı? Çocuk tamam, yalnız orada. Gideceğim, tamam. Hadi. Dün gece Nur Hayat'la yemeğe çıktık. Çok güzel muhabbet ettik. Öyle mi? Peki Nur Hayat nasıl? Çok iyi. O harika bir arkadaş. Epeyce bir dertleştik. Hayat üzerine, sevgi üzerine bir sürü şey konuştuk. Sedat. Onunla sohbet harikadır, bunu çok iyi bilirim. Ne zamandır başka işlerle uğraşmaktan Nur Hayat'la görüşemedik. Sana bir şey söyleyeceğim. Benim için o kadar önemli bir insan ki bunu bilemezsin. İki dakikada insanı sakinleştirir. Onda insana huzur veren bir şeyler var. Neyse. Sen ne söyleyecektin? Bilmem. Unuttum. Ne olacak benim bu halim Sevim? Bazen bir cesaret diyorum kendi kendime. Al karşına Nur Hayat'ı, anlat her şeyi. Ama nerede? Bence de konuşmalısın. Ne diyeceğim sence? Seni ilk gördüğüm andan beri seviyorum falan mı diyeceğim? Artık komik değil mi bizim yaşımızdaki insanlar için böyle şeyler? Niye komik olsun ki? Aşkın neresi komik? Ne mutlu ki böyle şeyler hissedebiliyorsun. İyi de ne oluyor sonuçta? Kendi kendim hayaller içinde yaşayıp duruyorum. Bunu değiştirmek senin elinde. Nasıl yani? Git konuş onunla. Cesaretini topla ve karşısına dikil. Ne diyeceğim peki? Evlenme teklif et. Evlenme teklifi mi? Ya kabul etmezse? O zaman bu defteri kapatırsın. Böyle iki arada yaşamaktan iyidir. Galiba haklısın.
haklısın. Bunu yapmam lazım. Hasan, dur bir. Ya beni bir iki saat idare eder misiniz? Ela'yla buluşacağım da. Ben zaten buradayım. Tamam git. Nurhayat ablaya ne diyeceksin peki? Ya bulacağım bir şeyler işte. Yalnız bir sorunum daha var. Dikkat et, borç isteyecek. Eline de düştüm değil mi? Anneme dua et. Alışveriş için para vermişti artı. Ama sana bu son yardım, tamam mı? Artık Ela'yla konuş, başka yerlerde buluşun. Yoksa çok yakında iflas edeceksin. İflas mı? Ettim bile kızım. Borcum boyumu aştı. Ne olacak bu adamın hali? Vallahi bilmiyorum. Ne oluyor orada? Ahmet'e bir görev verdik. Öyle mi? Neymiş? Almak istediğimiz bir iki kitap vardı. Birimizin gidip alması gerekiyor. Yeni çıktı kitaplar. Biz de tatilde okuyalım dedik. Piyango da Ahmet'e vurdu. İyi kitap okuyun tabii. Sadece internetle hayat geçmiyor. Doğru. Ya? Ya. Ben o zaman gidip alayım. Dur, kitapların isimlerini yazayım sana. Ya bak, önceden yazmadın. Al. Çantanı tamam, unuttum. Hadi kolay gelsin. Hadi tamam yavrum. Artık bir daha beni kimse yatıramaz. Sırtım ağrıdı vallahi. İyi. Ben de yemek hazırladım zaten. Seni kaldıracaktım. Zerrin, kim yiyecek bunları? Çok yapmışsın. Şimdi senin iyi beslenmen lazım. Farkında değilsin ama çok kan kaybettin. Vitamin de gerekli. Salata da hazır. Hadi bakalım masaya. Gel babacığım. Tamam, dur yavaş kızım. Sağ ol Zerrin. Ver babacığım. Bu adam yakalanmadan içim rahat etmeyecek. Hep huzursuzum. Bir şey olmaz, merak etme. Herkes onu arıyor. Kolay mı gelsin tekrar aynı yere? Tamam kızım, yeter, sağ ol. Sen anneciğim. Taze fasulye. Bir sabah verir misin? Buyurun. Alo. Evet, Tevfik Bey'in evi. Bir saniye. Baba seni istiyorlar. Kim? İsmini söylemedi. Alo. Alo. Kapattı. Allah Allah. Kim acaba? Kadın mıydı? Hayır, erkekti anne. Ben doydum, tamam. Ölmemiş.
kara gözlükle. Ya bir yerde oturalım ya. Tamam. Sonra gelip mağazaya bakalım. Yeni bir şeyler gelmiş. Tefa yok mu? Bugün biraz rahatsız. Hı. Evde dinleniyor. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Her şey tamam Hasan. Hı. Alo buyurun. İyi günler. İyi günler. Buyurun Erşim amca. Burada hemen veriyorum. Nurhayat abla. Ha. Kim? Erşim amca. Ha. Efendim baba. Yo, haberim yok. Kemal mi yollamış? Aa, bilmiyorum. Dur bir düşüneyim baba, çok şaşırdım. Ya iki gün önce konuştuk, hiçbir şey söylemedi bana. Tamam canım, ben konuşurum. Hadi güle güle. Ay. Haberim Nurhayat abla. Çocuklar. Bu aralar Ahmet sizden borç para aldım. Bakın, onun iyiliği için. Aldıysa eğer bunu bana söylemeniz lazım. Babasından da para istemiş. Üstelik harçlık gibi filan değil, bayağı bir miktar. Bana bundan hiç söz etmedi. Bu kız onu zorluyor. Ahmet böyle bir çocuk değildi. Yalan söylemez. Parayı düşünerek harcar. Ay, ne yapmalı acaba? Biz de onunla arkadaş olsak, yani Ela'yı tanısak. Belki duruma el koyabiliriz. Bilmiyorum ki, olur mu böyle bir şey? Benim devreye girmem iyi olmayacak, bunu biliyorum. Evet, belki dediğiniz gibi yaparsak durumu kontrol altına alabiliriz. Grup olarak bir yerlere gidelim. Biz de etkili olmaya çalışalım. Az önce de onunla buluşmaya gitti değil mi? Sizi de kullandı. Doğrusu bu konuda biz de hatalıyız Nurhayat abla. Durumun ciddiyetinin farkına varamadık. Ve onun yalanına ortak olduk. Neyse. Zararın neresinden dönsek kârdır. Bu konuda yardımınıza ihtiyacım var çocuklar. Biz hazırız Nurhayat abla. Elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız, merak etmeyin. Değil mi Hasan? Evet. Bir gel. Ama şuna baksana ne kadar güzel.
Zengin olursan da böyle bir şey alırım. Çok pahalı değil ki. Ver, bir bakayım. Sence bu pahalı değil mi? Ya artık çıkalım mı buradan? Hadi çıkalım buradan. Tamam, gel. Hadi çıkalım. Bir dakika lütfen. Kontrol etmemiz gerekiyordu. Buyurun. Aldığınız bir şeyin alarm kodu üstünde kalmış olabilir. Biz bir şey almadık ki. Bir sorun mu var? Efendim, alarmı ötüyordu. Belki alarm kodu üstünde kalmıştır diye düşündüm. Ama bir şey satın almadıklarını söylüyorlar. Sizi birkaç dakika içeri alabilir miyiz çocuklar? Tabii gelin ama gerçekten hiçbir şey almadık. Buyurun. Aldığınız şeyi bize geri verirseniz bu olayı unutabiliriz. Biz bir şey almadık ki. İstiyorsanız üstümüzü arayın. Peki, öyle olsun. Teklifimi kabul edip gözlüğü verseydiniz konu kapanacaktı. Bu durumu ailenize bildirmem gerekiyor. Numarayı alabilir miyim çocuklar? Ailemi söylemeseniz. Ben cezam neyse çekerim. Ne isterseniz yaparım. Mesela bütün gece mağazayı temizlerim. Ya da para almadan bir süre çalışırım. Üzgünüm. Sizi çalıştırma yetkim yok. Böyle durumlarda ne yapmam gerekiyorsa onu yapacağım maalesef. Aileleriniz gelmeden sizleri bırakamam. Evet çocuklar. Onu yalnız bırakmayın. Bu kızın etkisinden kurtulana kadar arkadaşlık ederseniz Ahmet durumu görecektir. Tamam? Tamam. Alo buyurun Güven Market. Evet, tanıyorum tabii. Annesi burada. Bir mağazadan arıyorlar. Ahmet'i tanıyıp tanımadığımı sordular. Ver bakayım. Efendim. Evet ben annesiyim, buyurun. Ay. Anladım. 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 Hemen geliyorum. Ahmet bir mağazada hırsızlık yapmış. Ne? Çıkarken de kapıda yakalanmış. Galiba her şey için geç kaldım çocuklar. Allah kahretsin.